demeyin. Bana tavuk demeyin. Bu hikaye bizim horoz kardeşe birilerinin tavuk demesiyle başlamış arkadaşlar. Horoz kardeş buna çok içerlemiş. Çünkü onun dediğine göre tavuk başka, horoz başkaymış. Bana tavuk demeyin. Bana tavuk demeyin. Benim adım horoz. Beni tavuklarla bir tutamazsınız, tamam mı? Gidin tavuklara tavuk deyin. Bana tavuk demeyin. Çok ayıp, çok. Denizli horozu diye bir şey duymadınız mı? Duymadınız mı? Övmek gibi olmasın. Biz horozlar var ya, sabah herkesten önce kalkıp diye herkesi kaldırmamızla ünlüyüz. Çok meşhuruz canım. Hiçbir saat bizimle yarışamaz. Biz dakik olmamızla tanınırız. Horoz kümesin neyidir? Başkanıdır, tamam mı? Başkanı. Ben kümeste ne dersem o olur. Sonra tavuklar yumurtlar. Biz horozlar yumurtlayamayız ki. Evet, yumurtlayamayız. Bu yumurtaların korunmasını sağlarız. Çünkü biz horozlar kümeslerin babasıyız. Neymişik babasıyız. Babanız nasıl ailenin reisi ise ben de kümesin reisiyim. Yani babasıyım. Sonra ben çok sinirliyimdir. Evet, çok sinirliyimdir. Beni kızdıran birileri oldu mu kanatlarımı açıp koşmaya başlarım. Sonra da beni kızdıranları bir güzel gagalarım. Bak. Murtaza rahat dur. Söyledim ya, bana tavuk demekten vazgeç. Ben sana pırasa desem hoşuna gider mi? Gider mi? Murtaza. Sana pırasa desem ne dersin? Ne dersin he? Aynı bunun gibi işte. Hayvanları tanımıyorsunuz işte. Tanımıyorsunuz. Sonra da konuşup duruyorsunuz. Düşünsenize. Ben var ya, mahalledeki hayvanlarından biriyim. Sizin mahallenizdeki hayvanlardan biriyim. Mesela Dürdane teyzelerin kümesi. Ahmet amcaların kümesi. Size bu kadar yakınım işte. Bu kadar yakınken beni tanımıyorsunuz. Tavukla karıştırıyorsunuz. O zaman siz var ya siz kanguruyu, deniz anasını, ağaç kakanı, bukalemonu hiç bilmezsiniz. Birinci dersimiz başlıyor. Başlıyor.